ne çıkartabiliriz? Giriyoruz işte uygulamalara soruyoruz. Ve bu açıklamayla şimdi dalga geçenler var akıllarınca. O başka bir konu, o bizden uzak. Ama işin bir de siyasi magazini vardır ya, vatandaşa da soralım istedik. Ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hatay eleştirisi devam ediyor. Hatay'la ilgilenenler, Hatay'la olanlar, Başka aday bulamadınız mı gerçekten sorusunu soruyor bu haberin içerisinde. Ben de manşete bunu yazdım. Siyaset, Türkiye'deki siyaset yapay zekanın kafasını bile karıştırdı efendim. İlimi ön plana alanların siyasi olarak devamlıyız. O yüzden CHP'nin yapay zekaya ilk başvuran parti olması da normal. Kullanıyoruz şey CBT tabi. Yapay zeka lütfü savaş demezdi bir kere. Yani yapay, yapay zeka olacak değil. Önce kendi zekalarıyla yapsınlar sonra yapay zekaya müracaat edebilirler. CHP lideri Özgür Özel aday belirlememe sayesinde yapay zeka kullanıyoruz dedi. Tartışmalı seçim sürecine yapay zeka da dahil edildi. Tabii yapay zekadan da yararlandık dediğimiz konuşuyor. Hani 2019'un yapılanların 20-25 katı anket yaptık. 8 firmanın teknolojisi olanak veriyordu. Onlar kendi arama merkezlerinden, call center'larından arama yapıyorlar. Ancak bizim yolladığımız link üzerinden yapıyorlar. Ankette ismi olmayan birisi bütün açık uçlu sorularda yüksek frekans veriyor diyor. Ve bunu ankete dahil etmek ister misiniz diyor. Hatay Antakyalıyım. Lütfü Savaş aşağıda yaptı. Yapay zeka bunu mu söylüyor sizce? O kadar haberler çıkıyor. Yapay zeka bunları okumuyor mu? Uzmanlar aday belirleme sayesinde yapay zeka desteğinin detaylarını anlattı. Diğer anketteki isimler normalde kendilerinin önermek istediği isimler yoksa ee, bu diğer isim daha baskın çıkıyorsa bir dakika ya bunu da dikkate alalım diyerek yapay zekaya aslında sesle gelen veriyi yapay zekanın algoritmasına teslim ederek e, buradan bir asıl çıkarım yapıyorlar. CHP'nin internetteki açık kaynak verileri üzerine kendi anket verilerini kullanarak kapalı devre çalışması aslında işin püf noktası. Yani aday belirleme işi tamamen yapay zekaya bırakılmış durumda değil. Ee, anket yapmanın daha algoritmik daha hızlı sonuç veren bir yöntemini kullanmışlar yapay zekayı kullanırken. Sen bana 10 isimle geldin ama bak 11 ve 12. isimlerin önerileri var ve bunlar aslında diğer önerilerden daha çok kullanıldı. Bunu yapay zekada en iyi kişi olarak söylemiyor. Aradığınız kişilerin en çok söylediği isim olarak so söylüyor sadece. O yüzden iyi bir fikir de olur mu olmaz mı tartışılabilir. Peki yapay zeka açık kaynağı yani internetteki tüm verileri kullansaydı CHP adayları hakkında ne derdi? En iyisi bu yapay zeka işine bir örnekle bakmak. O yüzden biz de şimdi bazı siyasi isimleri yazacağız. Bakalım yapay zeka onlar hakkında ne düşünüyor? Diyorum. Lütfü Savaş'a bakabiliriz. Tamam peki bakalım şöyle. Şey başladı kesin bir cevap vermek zordur diye başladı. Hı. yeter, depremde yetersiz kalmasıyla ilgili eleştiriler var. İstanbul'u Murat Kurum mu kazanır, Hı. Ekrem İmamoğlu mu kazanır desek? ne der? Bakalım ne diyecek? Kim kazanabilirin cevabını değil de hı hı. E, kim ne yaparsa kazanabilirin cevabını vermiş. Sonuç olarak İstanbul seçimleri oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Dedi. evet Ki En önemlisi de o. Halk ne derse olacak. Aynen öyle. Sizce yapay zeka ne der İmamoğlu konusunda? İmamoğlu der. İmamoğlu der Hiçbirini seçmez. Bu konularda bilgim yok deyip geçer direkt. Yapay zekaya göre yapay zekanın kendisi de aday gibi görünüyor. Hem de dürüst bir aday. Ki seçimleri yapay zekaya bırakırsak ne olur diye sordum. Diyor ki bana bırakın bu işi ben çözerim diyor. Yani aslında yapay zeka da bir aday gibi görünüyor böyle bakınca. <gülüyor> <gülüyor> Dezavantajları da listelemiş. Manipülasyon e, manipülasyonu açık. Dürüst, yani. bir aday. dürüst bir, aday. Evet çok doğru. Sadece veriler üstünden yapacak. Yani veriler üstünden bakarsak bir sürü şu an kötü diye nitelendireceğimiz siyasetçi de iyi olarak gösterebilir. Çok içime sinmeyen kararlar görüyorum açıkçası. Zeki bile aday olmaya kalkışabilir bu memlekette gazetecisi bilmem nesi herkes aday olurken o niye olmasın değil mi? Şimdi biz bugün adalet isteriz derken görsellerde de gördüğünüz gibi iliçi yanan yüreğimizi oradaki gözaltıları bunlarla ilgili her gelişmeyi aktaracağım saat başında efendim. Onu 19'da 19.40 arasında siyasette olacak adaylarda olacak iliçte olacak hepsini anlatacağız gözaltılar tutuklananlar onları anlatacağız ama bu blok sizin. Bu bloğu size ayırdık. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz. Ve eh, adalet isteriz etiketimize, eşleğimize yazanlar var. Bülent